Evet. Fenerbahçe yönetimi şimdilik futbolcularına indirimi gitmelerini istemeyecek. Ya şimdi Ama belli bir süre sonra mecbur kalmayacak mı? kalacaklar. Değil mi? Bütün kulüpler kalacak ve futbolculardaki kusura bakmasın arkadaşlar. kulüpler olmadan futbolcuların para kazanması mümkün değil. kulüpler olmadan futbolcuların bir noktaya gelmeleri mümkün değil. Onun için futbolcular da elini taşın altına sokacaklar. Yavaşlarla ilgili büyük bir sıkıntılar olabilir. Yani ben yerli futbolcuların çoğunun e, bu elin taşın altına koyacağını düşünüyorum ama yabancılar ilgili sıkıntı olabilir. Yabancılar da kusura bakmasın arkadaşlarımızda da e, bir maaş kesintisi, bir indirim mutlaka önümüzdeki zamanlarda e, ben e, gideceklerini düşünüyorum. Çünkü başka türlü kulüplerin ayakta kalma ihtimali yok. Kulüpler ayakta kalmazsa nerede oynayacaksın Hakan? Düğünlerde oynarsın gidip. Aynen öyle. Nerede oynayacaksın? Ama mesela bir gerçek de var. Mesela dün Serdar'la bunu konuştuk Serdar ile. Şimdi Beşiktaş tarafta Talişka'nın geri dönmesini istiyor. Nasıl alacaksın? Talis'te oradan 8-10 milyon para alıyor babacığım ya. 8 yani. milyon euro sadece... E, yıllık ücreti. Peşin, yıllık aldığı peşin para. Ya. Bir de Bunun maç, maç başları falan var. Onun bolusları var, maç başları var. Yani 12 milyon euroya yakın geliyor. Ama ya, ya, arkadaşlar, arkadaşlar bu hayalleri bırakın artık ya. Artık bu hayalleri bırakın. Yani Taliska'dan başka dünyada futbolcu mu yok Allah aşkına? Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray, Trabzon bunların hepsi, bütün kulüplerimiz şu anda inanılmaz ekonomik olarak sıkıntıdalar. Hiç kimse boşu boşuna kulübü baskı altına almasın. Artık borçlandırmayalım kulüplerimizi. Onun için Taliska <laughs> falan işte o işte unutun. Ha yani Talisca'ya dersin ki gel baba 8 milyonu bırak gel 1,5 milyon euro verelim sana. Gelip oynarsa oynasın. Ama evet. bir hayal yani. Çok Olacak güzel. bir iş değil. Hakan. Bence de öyle. Yani ben Çin'de olsam timsah yerim yine gelmem 8 milyon euro alsam abi yani. Ya şimdi Beşiktaş taraftan da haklı olduğu nokta şu. <laughs> ...Taliska sürekli olarak paylaşımlarında Beşiktaş'la ilgili paylaşıyor... Seviyorsa yani. gelsin abi. Bir buçuk milyon euroya gelsin oynasın. çok seviyorsa. Çok, o bile çok. Ya çok seviyorsa gelsin. O bile çok abi. yani. Bak şu anda baktığın zaman o bile çok. Gerçekten çok bu arada. Yani bu süreç atlatıldıktan sonra şimdi değerli izleyenler Kulüpler Birliği Vakfı'nın Abi herkes bak. Herkes yazdık. şunu söylüyor. Yani, talişkalar falan çok bak, e, olacak şimdi, transferler o değil. Bu futbolcular işte geliyor şeye e, ben diyor öpüyor şeyi. Armayı. Armayı öpüyor. Ben işte Fenerliyim. Ben Galatasaraylıyım. Ben Doğuş'tan Beşiktaşlıyım. Instagram'dan paylaşıyor Taliska. Ben Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. E, tamam. Olabilirsin. Gerçekten. O zaman sevdiğini göstereceksin Hakan. Şimdi ama şöyle bir gerçek de var. Sevdiğini göstereceksin. Sevgini göstermek nereden geçiyor? Tabii. Fedakarlık yapmaktan Fedakarlık. geçiyor. O zaman bu fedakarlıkları yapacaksınız. Taliska kardeş madem o kadar unutamadın hiç Beşiktaş'ı. <laughs> Büyük Beşiktaş taraftan unutamadın. Tamam buyur gel. Ama Beşiktaş yönetiminin sana e, vericiye rakamı kabul et. Şimdi, Eder mi? Salişka biliyorsun. Beşiktaş'tan ayrılırken Manchester United'a gidiyordu. Fakat Çin'e gitti. Çünkü daha fazla para verildiği için gitti. Haklı. O da kendisine göre bazı Ya, tabii canım. ya kariyerini düşünmedi, parayı düşündü. Hiçbir şey diyemezsin yani. Bu tamam onun e, tercihi. da ona bir şey söyle. Böyle 12 milyon euroya yakın bir ücret kazanan bir futbolcu kendi kişisel sponsorları da Çin'deki tırnak içerisinde mesela B firması Çin'de oynadığı için ona ekstra 1 milyon euro veriyor. Ürünün ya olsun. iyi de oynadı bu arada yani. Ya çok attı golleri falan falan var yani. Her hafta her hafta. Atıyordu. Çıkardım. Ha. 36 maçta 38 maç 36 gol'e direkt katkı falan tabii, yani. Öyle, öyle. Şimdi sen Çin kulübü olsan bu adamı bedava bırakır mısın? E Kiralık yollar mısın? Bırak. Yollamazsın. Yani Talişka şu anda paylaşım yapıyor. Belki iyi niyetinden yapıyor. Bir de Çinlilerin e, mesela şöyle bir opsiyonu vardı orada oynayan futbolcuların. Kardeşim korona morona var diyorlardı. E korona dünyanın her yerinde Tabii. var. Çin'de yok arkadaş artık. Yani Çin şu anda dünyanın en güvenli yerlerinden bir tanesi oldu Hakan. Farkında mısın? Evet. Ha? Nasıl çözdüler işi görüyor musun? Hı -hı. Onun için arkadaşlar biz de şu kurallara riayet edelim, uyalım. Bak adamlar kurtardılar biz de kurtalım. Onun için hani korona var ben ülkeme dönmek istiyorum korona var ben burada oynamak istiyorum bahanesi de ortadan kalktığı için Taliska'nın Beşiktaş'a gelmesi çok ama çok zor Hakan olacak iş değil yani. İmkansız. Olacak iş değil o. hiç boşuna hayal kurmayın arkadaşlar. Büyük aslında böyle mevlalı <laughs> futbolcular bence gelmeyecek. Abi bizim altyapılarda şurada o kadar çok futbol. Mesela duruyor. bak işte onu söylüyordum. Bak, yani Ramazan, Civelek. Yani sağ bekinde kim oynuyor? İsla. Değil mi? Çok mu memnun Fenerbahçe taraftarı? Hayır. Değil. E bu seneyi kaybettin. Ramazan Civelek oynasaydı ne kaybederdi? Ne kaybederdi? E baktığımız zaman Karagümrük'te 8 gole direkt katkı yapmış. Bir şey söyleyeceğim. Karagümrük de fena takım değil çok bu arada. Iyi takım. Yani takip edenler falan bilmiyorum takım. arkadaşlar. Ediyorsunuz ama yani çok Ömer Hoca'ya çok iyi bir çıkışa kadar Ömer Erdoğan'la. Süleyman Urma, sevgili Süleyman Surma ona da buradan selam olsun. İyi takım kurdular. Ee, hakikaten o ligin üzerinde standartının üzerinde bir takım kurdular evet. oraya. Ee, ve başarılı da olacaklar. Ramazan'da bak takır takır orada oynuyor. Şimdi birçok mesaj var. Fethi Bey, ben Erenköy'e yakın küçük yılda berberlik yapıyorum diyor. Emre kardeşim açılsın şu şey diyor. Koronayı bir atlatalım diyor. İlk diyor Emre kardeşimi tıraş etmek istiyorum diyor. Eyvallah, o sakalları diyor şuradan almak lazım falan yazmış. E tabi biraz Birerle baksana. Şöyledir. Emre'yi bekliyorum. Lütfen bana uğrasın diyor sevgili Fethi Bey. Ramazan Usta'nın selamı var çiğ köfteci biliyorsun. Oo. Oh. Çiğ köfte de yiyemiyoruz abi. Hiçbir şey yiyemiyoruz. İzliyormuş bizi. Gerçi şimdi sen çiğ köfte dedin ya Ali Cansun yarın çiğ köfte yapar. <gülüyor> <gülüyor> Ali bak Hayır, şey yapıyor, verdim. Yapıyor kendisine yapıyor bir de evden çıkamıyor. Abi bütün işleri yenge Ali Cansun'a kitliyor. Haberi yok Ali'nden. Ali, gün... zannediyor ki ben orada keyif yapıyorum filan. Geçen gün bir baktım şey ayıklıyor. Bamya ayıklıyor. Bamya şey, ayıklıyor. Şey, Bamya ayıklıyor. İnanılmaz ya. <laughs> ya Ali çok büyük bir tezgahtasın oğlum. Bak ben söylemedi ya, deme. Hayır. Bazı ben... gerçekleri ortaya çıkarttım için yengem bana kızmasın. <laughs> değil mi? <laughs> Tabii. Bu da, bir de tezgah var değil mi o işin? Tezgah sonra? var baba. Yüzde yüz mesela bakıyorum. Yiyorlar bunu benim ya. Benim arkadaş çevremdeki herkesin eşi değil kendileri yemek yapıyorlar. Sedat, Egemer, Güney Tepe sen ne anlarsın Egemen Adatepe ya bilmi... hayatta bilmeyeceğim bir şey. Evet. Dün gece bir baktım soslu moslu bir şeyler yapıyor. E bizim Sedat orada fırına mırına sokuyor elini. Yani ne yapıyorsunuz? Tabii ki. Belli ki benim arkadaş grubu, ya eşine etmesine, yengeler yaptırtıyorlar. Eşine yardım etmesi kötü bir şey değil elbette. Tabii ki yapsın. Ee, ama, ama iş gidiyorlar Ama değil. Ali seninki biraz, biraz abartı oldu bize kardeşim. Yani senin işin birazcık tuhaf yani. Tövbe estağfurullah yani. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Seni böyle sabah... Evi süpürürken falan hayal etmeye başladım artık. Bütün evim ev de... işlerini falan da o hayır, yapıyorlar. Geçen şeyi takmış. Düşün, Ali şeyi de şey, cam siliyor falan. Hayır hayır. Geçen <gülüyor> önlük <laughs> takmış. <laughs> Oğluyla birlikte. Bir şeyler karıştırıyor. Maşallah tozunu da çok tatlı. Çok tatlı maşallah. Berk Ali'ye de buradan selamlarımızı söyleyeyim ki çocuklar çocuklara da ki bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanımız da aynı şeyi söyledi. Çocukların dedi sokağa çıkamaması beni daha çok üzüyor dedi. Evet onlar istiyor. En çok onlar istiyorlar. Hakikaten öyle. En çok onlar Durmuyorlar istiyordu. evde. Durmuyor evet. yani. Fakat Hakan ben de duramıyorum artık da artık yapacak bir şey yok. Bağım bahçem var. Allah çok şükür öyle bir hani dışarı böyle bir bahçeye çıkabiliyorum en azından ama işte eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızı özledik bir yemek yemeyi özledik bir yerde anladın mı bu tip şeyleri tabii özledik. Tabii ki, kesinlikle. Geçecek ama, ama bugünler de geçecek. Tekrar ediyorum Allah bin kere razı olsun sağlık çalışanlarımız. Tabii istedim. tabii hepsine Allah razı olsun. Yani çünkü ee, görüyorum ben de yaşıyorum ben de yaşıyorum hani biliyorum ee, mesela hasta bir e, şey yaşlı bir insanı evden alırlarken devlet hastanesi personeli o kadar güzel alıyor ki Emre. Yemin ediyorum Allah onlardan bin kere razı olsun. Alıyorlar, hastaneye götürüyorlar. Ya korona haricinde bir hastalığı olan bir hastayı ve bir getirdiklerinde bu kadar güzel davranmak, bu kadar iyi bir şekilde getirmek Allah razı olsun. Yaşadığım için anlatıyorum. Ciddiyim bu konuda. O yüzden e bunu ben sadece gördüm. Biraz, Tabii dışı, ki, biraz daha dişimizi sıkacağız, yapacak bir şey dişimizi yok. Dişimizi kesin sıkmamız sıkacağız. lazım. Mesela bugünkü olay da aslında çok değişik. Sanki korona bitmiş, herkes bugün dışarıda. Tuhaflar abi, ben anlamıyorum abi. Çıkmayacaksınız ya. Ya tamam işinin gücünün, işinin peşinde, gücün, peşinde olanlar, gücü olanlara bir asla. şey söylemiyorum da. Tabii. Sahilde dolaşanı görünce bana bir şeyler oluyor arkadaş. Yani yapmayın etmeyin ya. Ya bizim canımız can da yani... Sizin canınız can da bizimki patlayacak mı? Biz de oturuyoruz evde. Biz de canımız sıkılıyor. Bizim de yanımızda sahil var. Çıkmıyoruz ama hiçbir yere. Onun için size lütfen yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Yapmayın ya. İnan, inan bak biraz işimiz sıkarsak bu iş bitecek. Zaten aşağı doğru bir şey başladı. Hı hı. Gidişat başladı. Hem e, teşhisle ilgili azalma var. Hem hayatını kaybeden, vefat eden e, insanlarla ilgili bayağı bir aşağı doğru gidiş var. İnşallah bu böyle devam eder. Biz de Çin gibi bir an önce bu beladan kurtuluruz. İspanya falan İtalya uçmuş Hakan. İngiltere <laughs> uçmuş. Bambaşka bir noktaya gidiyor evet. iş yani. Ve Allah'a şükürler olsun gerçekten çok iyi işleyen bir sağlık sistemimiz var. Çok şükür. Ya, bu kadar hastaneye ne yapacaksınız? Şef Burada hastanenin ne işi ya. var? deyip Sadece ve, muhalefet olsun diye ve muhalefet şu anda da yapanlara kapak devam olsun. Yani. Bugün açıklandı ya. Kapak olsun. Daha %50'si bile dolmamış hastanelerin. Çok şükür. Ya, Mesela diyorlar ya yoğun bakım ünitesi en iyi Almanya'nın diye biliyorsun. Yoğun bakım ünitelerini 30, e, Sayın Başkan açıkladı. 30 e, yatak kapasiteli dedi galiba. Bilmiyorum. Bizimki 50'ler dedi. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Hakikaten çok iyi gidiyoruz. Allah'a şükürler olsun ama evden çıkmamamız lazım. Yani hepimiz birbirimize aslında sarılmak istiyoruz. Çünkü biz çok cana yakın insanlarız. Evet. Sıcakkanlı insanlarız. Biz sadece. öyleyiz abi. Ama düşünebiliyor İlla musun bir abi? Yöpeceğiz. Mesela şimdi Şöyle söyleyeyim sana, ben 14 gündür oğluma sarılamıyorum şey. E, sarılma geldi. zaten abi. Hele işe gidip geliyorsun evde otursan sarıl da işe gidip Hayır, geliyorsun Hayır tabii ki. Ya, ya düşün.